öncelikle Kenya'dan Isilio bölgesindeki bütün ilim adamlarını başkanlığımızda görmekten mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Aramızdaki mesafe biraz uzun olabilir ama İslam bizi kardeş kıldığı için kalplerimiz daima birbirine yakındır. Uzun süre genelde Afrika'daki kardeşlerimizden, Kenya'daki Müslüman kardeşlerimizden uzak yaşadık. Hamdolsun son yıllarda bütün Afrika'daki kardeşlerimizle, bütün Kenya'daki Müslümanlarla tekrar diyalog kurmaktan dolayı Allah'a hamd ediyorum ve biz bu vesileyle kaybettiğimiz kardeşlerimizi yeniden bulmanın sevincini yaşıyoruz. Sadece bir araya gelmek, buluşmak yetmiyor. Geçmişin ihmallerini ve eksikliklerini de telafi etmek gerekiyor. Afrika, küresel dünyanın en büyük günahları işlediği bir kıtadır. Afrika'nın sahip olduğu bütün nimetlerin sömürülmesi, köleleştirmeler, tarihte bütün insanlığın ortak suçu ve günahı olarak kaydedilmiştir. İnşallah bu ziyaretiniz hem yeni ilişkilerin yenilenmesine hem de karşılıklı bilgimizden, birbirimizin bilgisinden ve tecrübemizden istifade etmesine yol açacaktır inşallah. Bugün bütün Müslümanların varlığını tehdit eden üç büyük düşmanı var. Birincisi cehalet. İslamiyet ancak ilimle, bilgiyle, marifetle varlığını sürdürebilir. İslam'ın en büyük düşmanı cehalettir. Cehaletle yoluna devam etmesi mümkün olmaz. Ancak ilim tek başına yetmez. İlim, hikmet ve marifet üçü beraber olacak. İlim, hikmet ve marifet beraber olacak. İkinci düşman fakirlik, atalet ve işsizlik ve üretimsizlik. Halbuki Cenab-ı Hak bize huve enşe'ekum minel ardı ve istamarakum fiha. Allah sizi yerden yarattı ve sizden yeryüzünü imar etmenizi istiyorum dedi. Üçüncü büyük düşman tefrika. Cenab-ı Hak inne hazihi ummetukum ummetun vahide buyuruyor. İslam ümmetinin birlik içerisinde olmasını, tevhide iman edenler vahdet içinde olacak buyuruyor. Şimdi son yıllarda dördüncü bir düşman bizi, varlığımızı tehdit ediyor. O da şiddet ve terör. Bu da tabii yine ilk üç düşmanın eseri olarak ortaya çıkıyor. Coğrafyamızda ortaya çıkan tekfir ideolojilerini Afrika'ya sokmayın. Afrika, İslam tasavvufu ile, sahih İslam tasavvufu ile İslamlaşmış bir kıtadır. İslam kapısını açan bu şeyleri tekfir etmek, onları dışlamak doğru değildir. Bu sene yine Afrika'nın muhtelif yerlerinde açlık tehlikelerinin baş göstermesi aslında bütün insanlığın en büyük ayıbıdır. 15 Temmuz'da yaşadıklarımızla ilgili söylediklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. O gece sizlerin her birinizin bizimle beraber ülkemize dua ettiğinizi biliyorum. Dünyadaki bütün mefsedet hareketlerinin büyükleri ıslah adı altında yapılmıştır. Onlar biz ıslah ediyoruz derler. Ela innahum humul mufsiduna fil ard. İşte bu müfsitler Türkiye'de de kendi milletinin tanklarını, toplarını, tüfeklerini kendi milletlerine yöneltmekten çekinmediler. Amaç Türkiye'yi Afrika'daki kardeşlerimizin umudu olmaktan çıkarmak idi. Bunu başaramadılar, başaramayacaklar inşallah.